Ben yeni ekonomi yönetimine buradan seslenmek istiyorum. Arkadaşlar evet. kendinizden öncekilerin ayıbını örteceğim derken Cumhurbaşkanının saçma sapan uygulamalarını meşru göstermeye çalışırken kendinizi bitiriyorsunuz ya. İtibarınızı yok ediyorsunuz. Böyle giderse bu ülkenin ekonomisine de bir faydanız olmayacak. Hayırla anılmayacaksınız. Gerçekten bu ülkeye faydamız olsun istiyorsanız önce şeffaflaşın. Açıklayın. Merkez Bankası'nın ne yaptığını açıklayın gerçek enflasyonu da açıklayın. Yine birinci damat döneminden bu yana TÜİK enflasyonu gizliyor, saklıyor. Gerçek enflasyonu açıklamıyor. Çünkü TÜİK'in terazisinin ayarını bozdular arkadaşlar. Artık terazi bozuk. Halkın enflasyonu yüzde yüzün üzerinde TÜİK hala 65 diye açıklıyor. Emekli maaşlarını o 65 enflasyona göre artırıyorlar. O da bir grup emekliye. 7500 lira maaş alan emeklinin maaşı 10 bin lira oldu değil mi? Ocak 2023'te 7500 lira, Ocak 2024'te 10 bin lira. Artış ne kadar? %33. TÜİK'in ayarı bozuk terazisiyle ölçtüğü enflasyon ne kadar? %65. Gerçek enflasyon %100. Yüz. Bu mu ya? Halktan yana iktar olmak bu mu? Halkın iktidarı olmak bu mu? Hep beraber izliyoruz arkadaşlar, bakın koskoca Merkez Bankası döndü dolaştı magazin haberlerinin gündemi oldu ya. Hey, herkesin cebindeki paranın değerini korumayla görevli olan Merkez Bankası Başkanı apartman görevlisine ne konuştuğuyla magazin oluyor haber oluyor. Yok aile yakınlarıyla ilgili haber oluyor. Siz başarılarınızla haber olacaksınız ya. Düşürdüğünüz enflasyonla haber olacaksınız. Biz değerli arkadaşlar bu haberleri öğreniyoruz ama asıl ülkenin gerçek rakamlarını duymuyoruz hükümetten. Biz arkadan dolaylı yollarla öğrenip vatandaşa açıklamak zorunda kalıyoruz. Hep söylüyorum. Doğru hesaptan kaçmaz. Yaptığınıza güveniyorsanız, yaptığınız doğruysa çıkıp açıklarsanız başka ülkenin daha dün daha dün katil ilan ettiğiniz veliaht prensinden gidip sarılıp para istiyorsanız 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünün finansörü olmakla suçladığınız ülkenin emrine gidip sarılıp para istiyorsanız bunlar da size para veriyorsa kimden ne kadar aldığınızı açıklayın ya. Niye gizliyorsunuz? Niye? Bir şöyle sorun. Rusya'ya doğal gaz doğal gaz borcunu ödeyemiyorsanız Rusya'ya da borçlanıp boynunuz bükülüyorsa Çıkın bunu da açıklayın. Tık yok bakın. Ben kaç aydır bunu gündeme getiriyorum. Bizim dönemimizde olduğu gibi her ay muntazam bir gün bir dakika şaşmadan borcunu gününde ödüyor musun? Doğalgaz borcunu. Yoksa borç taktığın borcu biriktiriyor musun? Bunu açıkla diyorum. Tık yok dikkat edin tık yok. Gizliyorlar saklıyorlar. Derhal yapılması gereken şu arkadaşlar bakın. Merkez Bankası Başkanı çıkıp bu soruların hepsine cevap vermeli. Yoksa e yeni ekonomi yönetimi dediğim gibi kendi itibarını eritiyor, bitiriyor. Ve haklarında çıkan envai çeşit dedikodulara da hemen açıklık getirmelidirler. Merkez Bankası bu, Türk, bu ülkenin en önemli kurumlarından birisidir. Hepimizin cebindeki paranın değerini korumayla sorumlu bir kuruluştur. Böyle basit bir şey değil ya. Çocuk oyuncağı da değil yani. İnsanların yediğinden içtiğinden fedakarlık yapmasını bekliyorsanız, kahvesinden, çayından fedakarlık bekliyorsanız şeffaf olmak zorundasınız. Bilgilendirmek zorundasınız ki insanlar niçin fedakarlık yaptıklarını bilsinler. Ne diyor yeni ekonomi yönetimi? Vatandaşlarımızdan fedakarlık bekliyoruz. Niye bu fedakar fedakarlığı yapsın? Bu fedakarlığın sonunda ne olacak? Bu ülke nasıl düzlüğe kavuşacak? Hangi ekonomik programla siz bu enflasyonu düşüreceksiniz? Çıkın açıklayın ya. Ve değerli arkadaşlar, ülkenin cumhurbaşkanı bu işlerin sorumluluğundan kaçamaz. Çünkü 2017 anayasa değişikliğinden ve 2018'den bu yana tek yetkili o. Merkez Bankası başkanlarının kulağından tutup dışarı çıkaran da o. Yeni başkanı alıp kolundan tutup oturtan da o. Ve bunu tek imzayla yapıyor. Tek imzayla. Madem tek yetkili o, tek sorumlu da o. Bunun hesabını vermekle mükellef, olun, mükellef olan asıl kişi de ülkenin cumhurbaşkanı.